Banyoya götüreceğim, yıkayıp getireceğim. Bu kısımlarda öncelikle ıslak mendille sileceğim. Daha sonra kurulayacağız. Tekrardan ekran kartımızı toparlayacağız. Ekran kartımızın alüminyum, plastik parçalarını her şeyini banyoda yıkadım, tertemiz oldu. Ekran kartının kendisini de selülozik tinerle yıkadım. Fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu. Neyle yıkarsanız yıkayın mutlaka kurulamanız gerek. Sentetik de olsa, selülozik de olsa özellikle sentetik tinerle bu tarz kartları yıkadığınız zaman iyice birkaç kere kurulamanız lazım. Sıcak havayla, soğuk havayla. Termopetlerini öncelikle döşeyeceğiz. Bu konuda da çok soru geliyor. Necdet abi, ekran kartımı söktüm. Termopet kalınlığını bilmiyorum. Bunu bilmek için ya tahmin edeceksiniz. Burada söktüğümüz termopetler 2 milimdi. Ya da bir şekilde kumpas ile ölçmeniz gerekecektir. Termopetlerin kalınlıkları istisnası olabilir. Ona bir şey demiyorum. 0,5, 1 milim, 2 milim ve 3 milimden oluşuyor. Bilgisayar sistemlerinde kullandıklarımız bunlar. Şimdi şu 2 milimlikten ben ekran kartımızın termal pet bölgesinin tamamını yenileyeceğim arkadaşlar. Termal petlerin üzerine 2 adet jelatin vardır. Jelatinlerden birisini çıkarıyoruz. Uygulamamız gereken yere bastırıp bunu yapıştırdıktan sonra üstündeki jelatini alıyoruz ki elimizi sürdüğümüz zaman elimizde bir miktar yağ var. Petlere yağ değmemesi gerekiyor. Bloğu yerleştirdikten sonra kesinlikle sağa sola döndürmüyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Bunu birkaç kere sağa sola döndürdüğünüz zaman sürdüğünüz termomodül istediğiniz kadar kaliteli olsun. Hiçbir işe yaramayacaktır. Kaybolup gidecektir. Öncelikle çaprazlamasına 2 adet vidamızı atıyoruz. Karşılıklı sıktıktan sonra bırakabilirsiniz. Bu saatten sonra sorun olmayacaktır. İlk vidaları atarken kesinlikle o bloğun yerinden kıpırdamaması gerekiyor. Boşta 33 santigrat oda sıcaklığı gibi. Yani sürdüğümüz termopet gayet işe yaradı demek ki. Şimdi bir de stres testi yapalım. Durumu hep birlikte görelim. Stres testimizi başlattık. Yaklaşık bir 15 dakika teste bırakacağım. Sıcaklıkları da görüyorsunuz. 81 santigrat. %99'unu kullanıyor işlemcinin. 172 watt çekiyor. Yani bütün güçlerini hemen hemen kullanıyor. 83'ü geçmiyor görüyorsunuz. Bunun sebebi de termal bakım yaptık. Bu testi yapmak istiyorsunuz da kesinlikle ekran kartınızın üzerindeki termal bakımı yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda soğutma sisteminin iyi olması gerekiyor. Ekran kartınızın fanları vesaire düzgün bir şekilde temizlenmiş olması gerekiyor. Termal macunu eskimiş, termal pedi eskimiş, fanları tozlu, sıkıntılı soğutması olan bir ekran kartına kesinlikle bu testi önermiyorum.